öyle deniyor ki imanın iki şubesi var. Birisi sabırdır, birisi şükürdür. Yani imanın yarısı sabır, yarısı şükür. Subhanallah. Cenab-ı Hak anlayabilmeyi nasip eylesin. Her şeye şükür. Üstadımız burada daha çok rızkın üzerinde duruyor. Ama baktığımız vakit sadece mide rızkı kullanmıyor. Gözün de kendisine göre rızkı olan manzaralar var. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı fotoğraflar var, renkler var. Bunlardan da kendisi adeta bir mide gibi istifade ediyor. Dilin de kendisi adeta bir mide gibi buna göre gelen tatlar, tatlardan dolayı aldığı lezzetler ve bunun neticesinde yapması gereken şükür var. Kulak da bir mide gibidir. Bu da bir kendisine göre rızıklar alır, sesler alır ve bunlardan dolayı da Cenab-ı Hakk'a ne yapar? Şükreder. Akıl da Akıl da bir mide gibidir. Anladığı bütün ilimler kendisi için manevi bir rızıktır. Bundan dolayı da Cenab-ı Hakk'a şükreder. Hücrelerin her birisi mide gibidir. Bunlar da şükrü fıtri olarak, şükrü örfü olarak Cenab-ı Hakk'a her zaman ne yaparlar? Şükrederler. Dolayısıyla şükür, insanın bütün hissiyatıyla ve azalarıyla doğrudan irtibatlı olan bir meseledir. Bütün kainatla irtibatlı, Kur'an'ın da çok yerlerinde Cenab-ı Hakk'ın emrettiği bir vazife-i beşeriye.